Bizon TV'ye hoş geldiniz. Efendim bir yandan koronavirüsle mücadele devam ederken diğer yandan da infaz yasasıyla alakalı tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar devam ederken de çok sık 2000 yılında yasalaşan Rahşan Affı ile mukayese ediliyor. Şimdi gelin neden Rahşan Affı ile mukayese ediliyor? Rahşan Affı'nın artıları eksileri nelerdi? Bugüne geldiğimizdeki süreçte neler yaşandı? Dönemin DSP'li Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile konuşalım. Şimdi yeni bir af yasası gündemde. Eğer bu af yasalaşırsa yeni bir infaz yasası söz konusu olacak ama sık sık Rahşan Affı ile mukayese ediliyor. Şimdi yetkili bir isim olarak size bırakayım. O dönemi de çok iyi bilen bir isim olarak. Neden sık sık Rahşan Affı ile mukayese ediliyor? O dönemin eksileri ve artıları nelerdi? Şimdi Rahşan Affı denilen uygulama kanun 21 Aralık 2000 tarih ve 4616 sayılı kanun olarak çıkarmıştı. Bu 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartla salıverilmeye dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun. Bu kanunun bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'nce eşitlik ilkesine aykırı görüldüğü için iptal edilmişti. İptal sebebi bu kanundan yararlanamayacaklar da gösterilmiştir. Örneğin işte cinsel suçlar, işte ülke birliğine yönelik suçlar gibi. Bunlardan dolayı Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı görerek madde itibariyle iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak daha sonra 2002 yılında 4758 sayılı kanun çıkarıldı. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman her iki kanunu, yani hem bizim zamanımızda çıkarılan bu 4616 sayılı kanun hem de bizden sonra 2 yıl sonra çıkarılan 4758 sayılı kanun. Ben Kasım 2006'ya kadar bunları takip etmiştim. Kaç kişi yararlandı, kaç kişi tekrar suç işledi, cezaevine döndü. Evet. O rakamlar önümde, onları size aktarayım. Tabii. Şimdi her iki kanundan, yani hem 4616 hem 458 sayılı kanundan yararlanarak 409.223 kişi evet yararlanan toplam. Fakat bunlar arasında özgürlüğü bağlayıcı suç ve cezalar nedeniyle bu söylediğimiz kanunlardan yararlanan hükümlü ve tutukların sayısı, tahliye edilen hükümlü sayısı 30.064. Yani bu 409.223 bunlar hep cezaevine girmiş olan insan değil. Yani dava açılmış vesaire ama her şeyden dolayı da cezaevine girilmiyor. 30.064. Tahliye edilen tutuklu sayısı 1226. Bu tür suç veya cezalar nedeniyle cezaevine girmekten kurtulanların sayısı 9.020. Bu kanunlardan yararlandırdığı halde başka bir suçtan dolayı cezaevinde kalanların sayısı 3.657 olmak üzere toplam 43.967 kişi yararlanmıştır. Evet. Şimdi burada bu 4616 sayılı kanundan, yani bizim çıkardığımız kanundan yararlandıktan sonra yeni suç isnadıyla hakkında kovuşturma yapılanların sayısı Kasım 2006 itibariyle 3397 idi. Bunlar arasında özgürlüğü bağlayıcı ya da hürriyeti bağlayıcı suç ve cezalar nedeniyle hükümlü ve tutuklu olarak cezaevine dönenlerin sayısı ise 15 Kasım 2006 tarihi itibariyle 672 idi. Sadece 672. Bu durumda 4616 sayılı kanunun resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2000 tarihinden o 2006 15 Kasım 2006 tarihine kadar geçen 6 yıl içinde önemli dönem o dönem. Ondan sonra rakamlar çok fazla değişmedi. Yeni suç isnadıyla
hakkında kovuşturma yapılanların 4616 ve 4758 sayılı kanunlardan yararlananların toplam sayısına oranı 1000'de 8. Evet. Özgürlüğü bağlayıcı suç ve cezalar nedeniyle hükümlü veya tutuklu olarak cezaevine dönenlerin bu tür suç ve cezalar nedeniyle, yani aynı tür suç ve cezalar nedeniyle alınan kanunlardan yararlananların toplam sayısına oranı ise %1.52. Hı hı. Şimdi konuya bir de makro açıdan bakacak olursak, bu her iki kanundan yararlananlar arasında tekrar suç işleyenlerin yahut da ceza hukuku terminolojisini kullanırsak mükerrirlerin oranı oldukça düşük. Hatta cezaları infaz edilmiş hükümler arasındaki mükerrirler oranının altındadır. Yani cezası çekip çıktıktan sonra tekrar suç işleyenler var. O mükerrir, onlar da mükerrir. Onların altında. Demek ki bu 4616 ve 4758 sayılı kanunlardan yararlananların büyük çoğunluğu ailelerine kavuşmak, işlerine dönmek ve toplumla tekrar bütünleşmek için kendilerine verilen fırsatı olumlu yönde değerlendirmiştir. Burada bir şey daha eklemek isterim. Yeni suç isnatlarının çoğu, o dönemde de öyleydi, mala karşı işlenen suçlar kategorisine girmektedir. Türkiye'de işlenen suçlardaki genel tabloya uygun düşen bu olgu, suç işlenmesindeki artışta sağlıksız kentleşme, iç göçler, işsizlik, toplumda bağnazlık ve şiddet eğilimlerinin yaygınlaşması, ateşli silah edinilmesi ve kullanılmasının kolaylaştırılması, uyuşturucu madde satın alma ve kullanmanın kolaylaşması ve benzeri çeşitli nedenler arasında ekonomik nedenlerin önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Evet. Dolayısıyla bu yeni kanunda da bunu göz önünde tutmak gerekir. Hı hı. Şimdi yeni kanuna geliyorum. Evet. Bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi adını taşıyor. Hı hı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, İçi Grup Başkan Vekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Grup Başkan Vekili'nin imzaları, arkasından da her iki partinin milletvekillerinin imzaları geliyor. Hı hı. Bu yeni güvenlik bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunda değişiklik öngören kanun aslında yeni bir şey getirmiyor. Daha önce 2006 yılında 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu sözünü ettiğimiz aynı kanunda ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında kanunda bir geçici 6. madde eklenmişti. Hı hı. Maddeye göre 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı şimdi söyleyeceğim aynı şeyler suçlar dolayısıyla istisna edilen suçları söylüyorum. Bunlar terör suçları. Kasten öldürme suçları. Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu itibariyle ağırlaşmış yaralama suçları. Bu yeni teklifte yer almıyor bu son ifade. Şimdi ama bundan sonrası aynen aldı. Kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi itibariyle ağırlaşmış yaralama suçları. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, aynı maddeler, madde 102, 103, 104, 105, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, aynı maddelerine 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Şimdi bir şey almamışlar, bu 673 sayılı kanun hükmünde kararnamede var, uyuşturucu veya uyarıcı madde, imal ve ticareti. Ceza Kanunu 188. maddesi, bunu almamışlar. Fakat bundan sonrası aynen alınmış.
ikinci kitap, yani Türk Ceza Kanunu ikinci kitabının dördüncü kısmının dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde tanımlanan suçlar ile terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar. Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim, bu kanun hükmünde kararname daha sonra meclisten kanun olarak geçti. 6757 sayılı kanun olarak geçti. Yani kanunlar, çünkü burada şöyle bir şey var. Bu getirilen tedbirler, bu öngörülen tedbir, bunun üzerinde de durmamız gerekir. Sonucu itibariyle bir aftır. Oysa af ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisindedir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir genel af veya özel afın geçmesi için 5'te 3 çoğunluk gereklidir. Yani bugünkü rakam üzerinden 360 milletvekilinin oyu gerektirir. Bu oyu bulabilecekler mi? Teklifi veren Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin toplam sayısı buna ulaşmıyor. Onların şu andaki toplam sayısı 339. Hı hı. Dolayısıyla 360 milletvekiline varmak için bir uzlaşma bulmak gerekiyor. O uzlaşmayı da sanıyorum bu demin kapsam dışında bırakılan ve size bölüm başlıkları itibariyle okuduğum suçlara bakalım. Bunlar neler? Bunlar işte ikinci kitabın işte dördüncü kısmının dördüncü bölümden başlıyor. Devletin güvenliğine karşı suçlar. İşte devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanda işbirliği yapmak vesaire devam ediyor. Beşinci bölüm anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. İşte anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silah aldıysan devam ediyor. Altıncı bölüm milli savunmaya karşı suçlar. Askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerlere itaatsizliğe teşvik ve devam ediyor. Hı hı. Ve yedinci bölüm devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, devletin güvenliğe ilişkin belgeler, devletin güvenliğe ilişkin bilgileri temin etme, siyasal ve askeri casusluk devam ediyor. Şimdi bunların bir bölümünde örneğin Halkların Demokrasi Partisi'nin desteğini alabilmek için bu benim genel olarak siyasi suçlar olarak nitelendirdiğim işte bu ikinci kitabın dördüncü kısım, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde biraz önce bir bölümünü okuduğum suçların da kapsama alınması konusunda, bu şartla salıverme kapsamı alınması konusunda bir uzlaşmaya varmak gerekir. Aksi takdirde bu metniyle bir af, sonuç itibariyle bir af, şartlı, koşullu bir af niteliği taşıdığı için bunun meclisten geçmesi olasılığını görmüyorum. Mutlaka bir uzlaşmayı gerçekleştirmek gerekir. Ve herhalde Türkiye'de toplumsal barışın sağlanması için, iç barışın sağlanması için bunun yapılması gerekir. Şu anda düşünürseniz ceza infaz kurumlarında bu kapsamda olan insanlar var. Siyasi nitelik taşıyan suçlardan dolayı onların da bundan yararlandırılması gerekir. O takdirde mecliste sanıyorum bu getirilen kanun teklifinin çıkması konusunda bir uzlaşma sağlanabilir. Aksi takdirde meclisten geçmesi olasılığını görmüyorum. Peki Sayın Türk, sizin de muhalefet partisinin getirdiği eleştiriler var, muhakkak görmüşsünüzdür. Bu yasayı incelediğinizde sizin de getirdiğiniz eleştiriler nelerdir ki az önce bir tanesini söylediniz, uzlaşma zeminine nasıl varılacağı yönünde. Bunun dışında da getirdiğiniz eleştiriler var mı ya da bu af gerçekten gerekli mi? Şimdi şöyle, aslında buna gerek duyulmasının bir nedeni cezaevlerindeki aşırı doluluk. Evet. Yani bu biliyorsunuz koronavirüs insanlar arasında temasla, yakın temasla yayılıyor. Geçiyor. Yani ceza infaz kurumlarında bir kişiye
bu şeyin bulaşmış olması geri kalan bütün insanlara da bulaşmasının bir nedenidir. Evet. Bu nedenle ceza infaz kurumlarını, cezaevlerini boşaltmak gerekiyor. Yani bu sadece bir hukuki tedbir olarak değil, aynı zamanda bir sağlık tedbiri olarak alınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bu koronavirüsü pandemi ilan etti. Yani bir küresel salgın olarak ilan etti. Bu COVID-19 olarak kısaltılıyor. Yani hükümlerden birine yani bulaşacak olsa gerisinin hepsine de kolayca buluşması anlamındadır. Sanıyorum bu da dikkate alınmaktadır. Yani cezaevlerinde bir rahatlık hiç olmasa hükümlü ve tutukların böyle birbirine değecek kadar yakın aynı koğuşta 20 kişi kalması falan gibi uygulamalara son vermek bakımından da önemlidir. O bakımdan ben bunu bir sağlık tedbiri olarak da görüyorum ve yani gerekli olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Sayın Türk, yayının başında da söyledim, çok sık bu dönemdeki af Rahşan affıyla da mukayese ediliyor. Hatta o dönem Sayın Rahşan Ecevit'in... Anlattım yani Rahşan affın sonuç itibariyle çok fazla bir şey değil. Evet. Çünkü cezaevlerinde o zaman 72 bin, 73 bin insan vardı. Hı hı. Sonuç itibariyle ta 2006'ya kadar gelen uygulamada hepsi tahliye olan 43 bin kişi. Evet. Öbürü ufak bir takım suçlar dolayısıyla rakam olarak işte 403 bine kadar çıkmış. Yani bu abartılan bir şeydir. Hı hı. Şimdi hatta şu cümle çok sık kamuoyuna yansıyor. Rahşan Ecevit'in ben affı garibanlar için istedim ama katiller yararlandı cümlesi. Bunu da siz bir öyle öz eleştiri olarak alıp bu 2000 döneminde çıkan... Hayır, nesini eleştireceğim? Hı hı. Nesini öz eleştiri olarak kabul edeyim? Yani Rahşan Hanım başta şunu işte baklava çalan çocukların affı o gibi ama ona göre değil, kanunlar bir uzlaşmayla yapılıyor. Bizim bu kanun teklifini, kanun tasarısını meclise getiren hüküm 3 partili bir koalisyondu. Hı hı. Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi. Önce hükümet içerisinde bir uzlaşmanın sağlanması gerekiyor. Evet. Yani siz sadece kendi istediğiniz maddeleri koyamazsınız. Ve bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak için de önce o hükümeti oluşturan partiler arasında bir uzlaşma sağlamak zorundasınız. Bugün de düşünün bu getirilen teklif henüz iki parti arasında bir uzlaşmayı yansıtıyor. Ama daha geniş bir uzlaşmayı gerçekleştirmek gerekir. Rahşan affı olarak adlandırılan ve yöneltilen eleştiriler haksızdır. Size anlattım. Onlardan yararlanıp tahliyeden çıkan ve sonra suç işlediği öne söylenen insanların sayısı %1.52. Hı hı. Yani bu işte önemli bir rakam değil. Cezasını çekip çıktıktan sonra tekrar suç işleyen insanların oranı ondan daha fazla. Yani o eleştiriler haksızdır. Doğru değil. Yani siz cezaevinden afla çıkan insanların toplumda rehabilite edildiğini ve topluma evet, kazandırıldığını söylüyorsunuz. Evet, bu fırsatı vermek gerekiyor. O insanlara bu fırsatı vermek gerekiyor. Yani benim daha önce yani bakan olarak yurt dışı seyahatlerimde karşılaştığım insanlar var. Yani ellerime sarılıp ellerimi öpmek isteyen, bizi kurtardınız diyen insanlar var. Bir hata işlemiş. Bir suç işlemiş ama ondan sonra kendisini tekrar toplumun üretken bir üyesi haline getiren bir kanundan yararlanmış. Hı hı. O bakımdan yani konunu bir de bu yanına bırakmak gerekir. Ceza hukukunun temel amacı insanları ıslah etmektir. Yoksa onları dört duvar arasında tıkmak değil. Ayrıca o dönemde biz cezaevlerinde işte infaz hakimliği kanunu çıkardık. Ceza infaz kurumları, izleme denetleme kurulları kanunu çıkardık. Ve cezaevlerinde iş yurtları kanunu daha önce çıkmıştı. Onu genişlettik kapsamını. Hı hı. Yani hükümlü ve tutukların sadece cezaevlerinde cezalarını çekmek değil, bir meslek icra etmeleri, meslekleri yoksa meslek öğrenmeleri veya
topluma kazandırılması yönündeki adımlar. Topluma kazandırma bakımından, yani üretken insan olarak dönmeleri bakımından, spor yapmaları, hatta ceza infaz kurumlarında tiyatro da oluşturuldu. Yani hükümlü ve sanatla uğraşmak için resim yapanlar çıktı. Bütün bunların sergileri dahi açıldı. Yani şeyi sadece böyle dört duvarın arkasına atmak, ondan sonra da affı da yani oradan tahliye etmek gibi, böyle görmemek gerekir. Hı hı. Dediğim gibi yeniden kazanmak ceza hukukun amacı, o insanları yeniden topluma kazandırmak, ama onun bir miktarda işlediği suçun bedelini ödemesi gerekiyor. Bu ceza da bir toplumun da korunması bakımından önemli. Suçun ağırlığına göre, örneğin adam öldürmenin cezası başkadır, bir hırsızlığın cezası başkadır. O cezanın suçun ağırlığına göre, toplum için yarattığı tehlikeye göre de ceza kanunlarında farklı cezalar öngörülmüştür. Hı hı. Ama Türkiye'de sadece bu Rahşan affı denilen aff değil, 1930'dan itibaren ve Cumhuriyet'in 10. yılı 1933'ten itibaren birçok aff çıkarmıştır. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiği zaman çıktı. 1975'te Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü dolayısıyla çıkarıldı. Evet. Ondan sonra 1990'larda çıktı terörle mücadele kanunu tek bir maddeyle. 1999'da çıktı. 2000'de bu bizim söylediğimiz 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan dolayıdır. Ve bir toplumsal barış aracı olarak görmek gerekir. Sonuç itibariyle o bizim zamanımıza çıkan ve ondan sonra düşünün, farklı bir parti o kanunda Anayasa Mahkemesi'nce yapılan eleştirileri göz önünde tutarak onun devamı niteliğinde kanun çıkarttı. Yani ayrıca biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında topluma kazandırma yasaları diye yasalar çıktı. Evet. Bu dağdan indirme, dağdan şehre indirme yasaları olarak, yani terör için dağa çıkmış olan insanları, onları da topluma kazanmak için. Hı-hı. Bu uygulamaları yapılıyor. Evet. Yani toparlayacak olursak sadece böyle şey, intikam almak için bir araç olarak görmemek gerekiyor. Siz topluma kazandırılması yönünde açıklamalarda bulundunuz ama siz bu yasayı destekliyorsunuz, af yasasını, ama sanırım biraz kapsamının geniş tutulması taraftarsınız. Ben özellikle işte okudum, kapsam dışında bırakılan işte kanunların kanun bölümleri itibariyle, işte 2. kitap 4. kısım, 4. bölüm, 5. 6. 7. bölüm. Hı-hı. Ve onları da size okudum. Evet. Bunlar siyasi nitelik taşıyan suçlar. Hı-hı. Ve bundan dolayı cezaevlerinde bulunan insanlar var. Evet. Yani Türk toplumunda ulusal bütünlüğü sağlamak için halkımızın her bölgesindeki insanıyla, her etnik kimlikteki insanıyla uzlaşmasını, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde kardeş yaşamasını sağlamak için bu fırsatı bir uzlaşma fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Türk, yayınımıza katıldınız. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet, kamuoyunda Rahşan affı olarak bilinen ama asıl adı şartla salıverme ve erteleme yasası olan ve 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle yasalaşan Rahşan affını dönemin DSP'li Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'le değerlendirdik. Sami Türk'ün bu döneme yaptığı eleştiriler var. Dönemle alakalı yapılan eleştirileri kabul etmediği noktalar da var. Sayın Türk'e göre bu af gerekli, çünkü içeride bulunan insanların rehabilite edilmesi açısından da oldukça önemli. Ama Sayın Türk yasanın biraz da kapsamının genişletilmesini ve bunun toplumsal bir uzlaşı için bir fırsat olarak gördüğünü ifade etti. Tabii yasayla alakalı çalışmalar tamamlandı ama yasalaşacak mı, ne tür gelişmeler olacak, bunları hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz. Cezaevi doluluk oranına bakacağımız zamansa, evet, dönem dönem aflar çıktı ama cezaevi doluluk oranları artarak devam etti.
aslında tartışmamız gereken nokta, aflar devam ediyor ama cezalar neden artarak beraberinde geliyor ve cezaevi doluluk oranları neden bu kadar çok arttı? Bakalım 2020 yılında yeni bir af çıkacak mı? İnfaz yasasındaki son durum ne olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Hoşça kalın.